Değerli arkadaşlarım, ben Murat. İsviçre'den hepinize selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün ayın pazartesi, ayın 7'si, Haziran ayındayız. Sıla yolu yaklaşıyor, biliyorsunuz. Size de söz verdim, bunu da biliyorsunuz. Yenilikleri devamlı size aktaracağımı söylemiştim. Değerli arkadaşlarım, neler değişti? Geçen hafta biliyorsunuz her gün bir değişiklik oldu. Hatta bazen de günde iki kere yeni değişiklikler bize ulaştı. Ben de elimden geldiği kadar bazen aynı günde, bazen yarınsı gün bu yenilikleri size aktardım değerli arkadaşlarım. Şimdi bugün pazartesi, hafta sonu gidenler oldu. Bunlar nasıl gitti? Transit herhangi bir test mest istenmiyor şükür şimdilik. Türkiye test istiyor, bunu biliyorsunuz. Bunda başka bir değişiklik olmadı. Ama her gün tabii ki Türkiye'den haber bekliyoruz, Türkiye testi kaldırdı diye. Değerli arkadaşlarım, bugün pazartesi ayın 7'si, Haziran ayındayız. Biraz evvel bilgi geldi. Belki şimdi diyeceksiniz ya bu bizimle ne işi var? İspanya testleri kaldırdı. Aynı Türkiye gibi aşı olanlara, hastalığı geçirmişlere aynı kanunları İspanya'da uygulamaya başladı. Görüyorsunuz, size ne demek istiyorum? Görüyorsunuz, devletler, memleketler yavaş yavaş kapılarını şöyle azıcık azıcık açıp ve kanunları kanunları kolaylaştırmaya başladılar değerli arkadaşlarım. Neden? Neden? Bakın, tatil yaklaşıyor. Korona yüzünden değil, Avrupa çapında, bütün dünya çapında, biliyorsunuz, siz de bunu biliyorsunuz, çok yerler kapalıydı. İnsanlar susadı. İnsanlar parasız kaldı. Para dönmedi. Devletler kasalardan paraları döktüler. Değerli arkadaşlarım, sırf insanlara değil devlet kasasına da para lazım. Onun için umudumuz, yani çok çabuk bir şekilde sınırlar, hudutlar, kapılar açılsın, insanlar normal bir tatil yapsın, izin yapsın, sıla yoluna gitsin, sıla yolundan geri gelsin. Şimdi arkadaşlar, bu videoda neler konuşacağız? Neler konuşacağız? Karantina var mı yok mu? Bakın, Almanya kaldırdı. Türkiye'den gelirken karantina yok. İsviçre kaldırdı. Karantina yok. Öbür Avrupa Birliği devletlerinde baktığınız zaman daha henüz maalesef var. Ama zannediyorum ki bu hafta sonuna kadar birkaç devlet daha kaldıracak. Ben sizi bilgilendireceğim. Benden en yeni haberleri alacaksınız arkadaşlar. Bana abone olun, zile tıklayın, muhakkak tıklayın. Yeni haberler geldiği zaman anında, aynı gün o haberleri de siz de benden öğrenmiş olacaksınız. Ben bu işin peşindeyim, ben size söz verdim, yapacağım dedim ve yapıyorum değerli arkadaşlarım. Beni daha geçen seneden beri bu konu üzerinde takip edenler vardır. Ben sırf sıla yolu üzerine değil videolar, ben başka videolarda yapıyorum, beni de tanıyanlar bilir. Yalnız bu konuyu çok ciddiye aldığım için, vatandaşlarıma da yardımcı olmak istediğim için, yardımı sevdiğim için bu işin peşine düştüm arkadaşlar. Evet, Avrupa'da Almanya ile İsviçre Türkiye'den gelenlere karantinayı kaldırdı. Yani Almanya'da şöyle, Almanya çeşitli türlü risk listeleri var. Türkiye en tehlikeli risk listesindeydi, kırmızıdaydı, kırmızıdan pembeye indirdi. Yalnız gelenlerden test istiyor, bu daha kalkmadı. İsviçre tam kaldırdı. Yani İsviçre vatandaşlarımız, siz bugün uçakla gidebilirsiniz, cuma günü geri gelebilirsiniz. Size ne karantina var, ne test var. Bu konuya gelince de arkadaşlar, uçak şirketleri de uygulamasını değiştirdi. Uçakla giderseniz
Aşı olmuş olanlar, hastalığı geçirmiş olanlar, aşıyı olduktan sonra 2 hafta geçmesi lazım. Hastalığı geçirdikten sonra 28 gün geçmesi lazım. Bunu bu belgelerle havaalanına gittiniz, bunu gösterdiğiniz zaman uçağa girebilirsiniz. Test lazım değil. Yalnız aşı olmadıysanız, hastalığı geçirmediyseniz, bu müddette daha geçmediyse, şimdi bana yorumlarda bazen oluyor ama benim 13 gün geçti aşıdan sonra, olmuyor. 14 gün geçmesi lazım. Çünkü oradaki insanın da ona göre kanun bu. Yani değiştiremez, ya senin kaşın gözün güzel hadi geç diyemez yani. Diyemez, yasak olduğu için diyemez. O da o zaman işinden oynamış oluyor. 14 gün geçmesi lazım, 13 gün değil. Hastalığı geçirdikten sonra da 28 gün. Ondan sonra arkadaşlar, bir aşılık sistem var, iki aşılık sistem var. Onları da bazı vatandaşlarımız karıştırıyor. Zannediyor ki birinci aşıdan sonra ben filanca zaman gidebilirim. Bunlara da dikkat edin. Gelelim cep telefonunda e-mail geldi. Bu da çok bilhassa gençlerimizden yazdılar. Abi ben cep telefonundan gösterebilir miyim? Şimdi şöyle, ben şahsen cep telefonumdan ne korona testi gösterdim ne bir şey, yanıma kağıda basıp öyle aldım yanıma. Siz belki gösterebilirsiniz, size sınırda geç derler. Yalnız bir şeyi unutmayın, ya telefonunuz bozulursa, onun için o gelen e-maili yanınızda başka birisi varsa siz de ona gönderin. İki telefonda olsun, bir telefonu bozuldu mu bari öbürkünde olsun. Şimdi bunlar... Bunu kimler soruyor? Ben biliyorum. Burada mesela diyelim Almanya'da, İsviçre'de, Hollanda'da her yerde bir testi yapacaklar, yola çıkacaklar. Ben bunu anlayışla gösteriyorum. Çünkü hızlı testten sonra 48 saat sonra orada olman lazım. PCR testinden sonra 72 saat sonra. Hızlı testi yaptın mı 48 saat sonra, şimdi bilmiyorum, ta İngiltere'den giderse bu 48 saat biraz zor olabilir. Onun için adam testini yapıp hemen yola çıkmak istiyor. Yolda da tabii ki e-mail gelecek. O e-maili göstermek istiyorsunuz. Tamam, ben bunu göstermedim. %100 bilmiyorum. Yapandan da hiç duymadım şimdiye kadar. Ama ben şahsen şimdi gümrük memuru olsam hakikat ben buna okey derim, geç derim. Ama şöyle diyeyim, en zor şart altlarında orada bir yerden telefonunuzu bir basıcıya bağlarsanız onu orada kağıda gene basabilirsiniz. Yani en zor şartlar altında bir otele gidersiniz. Ya hemşerim al şuradan 10 euro bas, şunu da kurtulalım geçelim şu sınırdan. Öyle de olabilir. Yani imkanlar var. Yalnız o e-maili başkasına da gönderin. 2 tane olsun. Herhangi bir telefonunuz bozulursa öbürkünde olsun. Yani tamam, başka yerden de internete girersin, e-mailine girersin ama daha kolaylaşmış olur. Ondan sonra sorular geldi arkadaşlar, araba yeşil sigorta. Buna da birkaç şey söylemek istiyorum. Yeşil sigorta kağıdı, abi bana beyaz geldi ne olacak? Yeşiller şimdi beyazlaşmaya başladı. Eskisi gibi yeşil kağıda basmıyor sigortalar. Herhalde beyaz daha ucuz mudur nedir bilmiyorum. Ben de şahsen bu beyaz kağıdı, sigorta kağıdını elime alınca ben de bir şaşırdım. Dedim ki ya bu Sırbistan'daki adam yeşil kağıt, yeşil kağıt komşu diyor. Böyle, gerçekten böyle diyor. Bu benim aklıma geldi. Çünkü senelerden beri daha annemizle babamızla Türkiye'ye giderken yeşil kağıt, yeşil kağıt, yeşil kağıt. Artık beynimizin içine işlemiş bu yeşil kağıt. Ben de şahsen korktum, sigortama telefon ettim. Dedim neden bu beyaz? Oradaki memur bey yalnız yeşil istiyor. Yani o kadar ben garantiye alırım kendimi yola çıkmadan. Bana telefonda hanımefendi dedi, bundan sonra dedi hepsi dedi beyaz olacak. Dedim peki Avrupa? Avrupa'da beyaz olacak dedi. Bundan sonra gönderilenler dedi beyaz olacak dedi. Ama size şimdi yeşil geldiyse yeşil de okey. Yeşille de gidebilirsiniz. Elinizde eskiden yeşil varsa onunla da gidebilirsiniz. Onun da bir sıkıntısı yok. Ama yeni beyaz geldiyse tabii o da geçerli. Bu noktada söylenecek, dikkat edilecek bir konu var. Bunu da videolarımda devamlı söylüyorum. Yeşil kağıdın, sigorta kağıdın tarihini kontrol edeceksiniz. Hangi tarihten hangi tarihe kadar araba sigortalı? Üstünde TR yazıyor mu? Yoksa TR'nin üstünde bir çizgi mi var? Çizgi varsa Türkiye'de sigortalı değil, sigorta yaptırmanız lazım. Bana sorarsanız
Olduğunuz devlette yaptırın, öyle çıkın. Hudutta mudutta fazla uğraşmayın. Olduğunuz yerde yaptırın, ona göre kontratı okuyun. Bu sigorta ne ödüyor ne ödemiyor, öyle yola çıkın. Arkadaşlar bir de dikkat edeceğiniz şey var bu konuda. Üstünde TR yazabilir, yalnız Türkiye'nin Asya tarafını ödemez herhangi bir şey oldu mu? Bu yalnız hiçbir yerde yazmıyor. Yazsa bir yerde kontratta yazar. Onu da öğrenmek istiyorsanız şak bir dakikalık bir telefon yapın. Sigortanıza telefon edin. Polis numaranızı söyleyin. Polis numarası veyahut da kundennummer, müşteri numarasını söyleyin. Size %100 pardon, söyleyebilirler. Arabanız nasıl, nerede sigortalı arkadaşlar. Bu konuda da kendinizi garantiye alın. Ondan sonra söylenecek ne var? Geçen sene de bunu çok söyledim. Bana çok 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 teşekkürler geldi bunları devamlı söylediğim için. Çünkü videolarımı herkes 10 kere seyretmiyor. Bazıları da yeni geliyor. İlk sefer duymuş oluyor bunları benden. Değerli kardeşlerim, değerli arkadaşlarım, değerli abilerim. Abilerim zaten senelerden beri gittiği için onlar benden daha iyi biliyor ama bilhassa kardeşlerimiz daha hiç gitmemişler var aramızda. Bir kere gitmiş var. Bilgileri daha çok olmadığı için aman aman unutmayın, kimliklerinizi kontrol edin. Pasaportun tarihini lütfen kontrol edin. Ona da şimdi geleceğim, bir şey söyleyeceğim. Ehliyetinizi yanınıza alın. Arabanın ruhsatı, bakın arabanın ruhsatı. Hemşerim, araban hanımın üzerine ise, hanımın seninle gelemiyor ise, bakın çok mühim. Ya ben ondan evliyim dedin mi, geçmez Sırbistan, Bulgaristan sınırında, seni geri gönderirler. Sana vekaletname vermesi lazım. O arabayı sınırdan sınıra geçirebilmen için sana vekaletname vermesi lazım. İcabında sen Hollanda'dan yola çıkart da Sırbistan gümrüğüne kadar hiç kontrolsüz gidersin. Orada stop komşu. Ondan sonra hadi geri güle güle komşu. Sokmazlar, vekaletnameyi aman aman unutmayın. İş yerinin arabasıysa muhakkak iş yeri size vekaletname verecek. Ya ama ben patronumla konuştum, bir kağıda yazdı, yetmiyor. Özel vekaletname olması lazım. Almanya'da biliyorum ADAC büroları çok kolay yapıyor. Çok kolay. İsviçre'de bildiğime göre konsolosluk yapıyor. Konsolosluğa gitmek lazım. Touring Club yapıyor mu yapmıyor mu bilmiyorum. Hiç kimse de sormadı İsviçre'den. Benim de hiç ihtiyacım olmadı. Onun için de şimdiye kadar araştırmadım bile. Ne bileyim, İsviçre'de herhalde herkesin kendi arabası var. Bilmiyorum. O, bu konuda hiç kimse bir soru sormadı. Yoksa araştırırdım. Ama Almanya'da ADAC yapıyor arkadaşlar. Evet, ne kalmıştı, neye dikkat edecektik? Ha, pasaportun tarihine. Arkadaşlar, şimdi hem bana bu sorular geliyor hem de internette kendim tabii ki devamlı peşinde olduğum için bazı vatandaşlarımız da soruyor. Ya ben gelirken diyor pasaportum diyor bir ay geçerli kalacak diyor, bir sıkıntı çıkar mı? Şimdi İsviçre'de şöyle bir kanun var. Pasaportun 6 aydan fazla geçerli değilse uzak bir yerlere gideceksen yenile diyorlar. Bakın İsviçre'de böyle diyorlar. Ama sen şimdi bakın iyi dinleyin. Türk pasaportun var. Türkiye'ye gittin, geliyorsun, daha bir ay geçerli o. Ama yanında Ausländer Bescheinigung, bir Ausweis var. Yani Almanya'da oturum olduğuna göre bir oturum var. O 6 ay, 1 sene geçerli. O zaman gelebilirsin. Yalnız arkadaşlar, değerli arkadaşlarım, vatandaşlarım, Türkiye'ye gittiniz. Türkiye'de biliyorsunuz bu pasaport bir ay geçerli. Gidin orada yenisini yaptırın, 10 sene geçerli olsun. Birincisi daha kolay oluyor, daha az bekliyorsunuz. Ben kendim geçen sene yaptırdım. İnanın bana 2 saat içerisinde resim de çektik, pasaportu da yeniledik, kimliği de yeniledik, hepsini kahve değiştik beklerken. 2 saat içerisinde hepsini yaptık, güzel de bir gün geçirdik. Orada yaşayan insanlara sordunuz mu, onlar çok iyi biliyor. Yok oraya SMS atıyor, yok buraya SMS, oradan bir numara alıyor, termin oluyor, oradan bir numara termin. Şip şap Beşiktaş, işiniz bitiyor arkadaşlar. Çok çabuk ve güzel, rahat ve ucuz. Avrupa'dan daha ucuz, Türkiye'de yenileyin.
Ama konuya gelelim. Bir aylıksa bir aylık geçerliyse ama yanınızda oturma müsaadesi Almanya'dan herhangi bir yerden o Ausweis var ise, onun tarihi 6 aydan fazla ise seni gümrük memuru durdurmaz. Neden durdursun ki? Çünkü elinde var. Pasaport da bir ay geçerli. Hadi diyecek ya Allah yürü yoluna. Seni durduramaz değerli kardeşim, arkadaşım, vatandaşım. Söylenecek ne kaldı arkadaşlar? Biraz evvel söylediğim gibi kontrol edin. Bakın yani beklemeyin 3 hafta kalana kadar, 2 hafta kalana kadar, 1 hafta. Ya ben bakmıştım iyi diye. Bakın. Aslında ben böyle şeyleri daha Ocak, Şubat ayında kontrol ediyorum. Yani beklemem. Ben Haziran'ı hiç beklemem. Ben Temmuz'da bir yere gideceğim. Onu daha geçen seneden bakarım. Şimdiki seneden bakarım gelecek seneye kadar. Ama ben biliyorum ki benimkiler geçerli olduğu için bakmama gerek yok. Ne zaman bakıyorum? İzine gittiğim zaman bu seneye yetecek mi? Yetecek. Okey. Arkadaşlar son günü beklemeyin. Lütfen kontrol edin. Bunların hepsini hazırlayın. Arabanın bakımını yapın. Tekerlekler mühim, frenler mühim. Bunları biliyorsunuz. Yağsı senelerden beri değişmediyse o yağsını da değiştirin. Altındaki araba sağlam olsun. Sağlam gidin, sağlam gelin. Başınız ağrımasın yani yollarda değerli arkadaşlarım. Arkadaşlarım videonun sonuna geldik. Umarım size en mühim noktaları söyledim. Şimdilik söylenecek bunlar. Yenilikler geldiği zaman ben peşindeyim. Anında video yapıp sizi aydınlatacağım. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir like verirseniz sevinirim. Bu da emeğime bir karşılık, sizden teşekkür olur. Yorum yapın, daha da çok sevinirim. Abone olmadıysanız abone olun. Tabii ki o zaman gurur duyuyorum. Evet değerli arkadaşlarım, size iyi haftalar diliyorum, bol sağlıklar diliyorum, çalışanlara hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın, benimle kalın, hoşça kalın, Murat.